Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. İncil'deki Allah sizden başka bir kavme ihsan edecek sözünden maksat kimdir? İsa aleyhisselamın bazı cümleleri var ki doğrudan kendi, kendisinden sonra gelecek peygamberi ve o peygamberin özelliklerini net bir şekilde anlamak mümkün. Bu kadar... İncil üzerinde el oynamasına rağmen, bu kadar tercümeden tercümeye geçirilmesine rağmen, bakın, Mattabab 21 ayet 43'te geçen cümleyi aynen okuyacağım. Şu an elimizde onun İncil'lere bakılarak bunlar da görülebilir. Hz. İsa Aleyhisselam Kudüs'e gelir, her gün dersler vermeye başlar. Fakat ileri gelenler, kahinler ve din bilginleri onu yok etmek isterler. İsa Aleyhisselam onlara Birçok mesaj verdikten sonra şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okudunuz mu? Okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrının egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen param parça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Bir taştan ve dolayısıyla bu taşın da sahip olacağı bir kuvvetten ve o kuvveti devam ettirecek bir ulustan bahsediliyor. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın dininden başka bir din, İsa Aleyhisselam peygamberinden başka bir peygamber gelecek ve onun özellikleri böyle ifade ediliyor. Tabi buradaki kastedilen taşı İncil tercüme edenler, İncil'i tefsir edenler Hz. İsa Aleyhisselam'a yoruyorlar. Ya yani buradaki kastedilen taş İsa Aleyhisselam'dır diyorlar. Şimdi bu ifadeyi birkaç yönden inceleyelim. Bir, bir defa bu taşla kastedilen zatın Hz. İsa'dan başka olacağı ve sözün gelişinden kesin olarak anlaşılmakta. Ne diyor? Bu diyor, Rabbin egemenliği sizden alınacak, Tanrının egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünler yetiştiren bir ulusa verilecek. Bir defa zaten sözün kendisi İsa Aleyhisselam'dan başka birisinin geleceğine haber verilmesi. İkincisi, onların iddialarına göre Hz. İsa Aleyhisselam Yahudilerin ellerinde öldürülmüştür. İslam inancına göre ve Allah'ın bize bildirmesine göre İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler öldürememiştir. Yahudiler Hz. İsa'yı şikayet eden Haber veren kişiyi öldürmüşlerdir İsa'yı zannederek. Çünkü Allah ona kısmen benzetmiş onu. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam öldürülmemiştir hakikatta. Ama e, şu anda yaşayan Hristiyanlar Yahudiler tarafından Hz. İsa Aleyhisselam'ın öldürüldüğünü düşünüyorlar. E, o halde bu durumda taşın üstüne düşenlerin parçalanması ve altında kalanların ezilip helak olması nerede kalmış diye sorulmaz mı? E bu durumda Hz. İsa Aleyhisselam öldürülmüş. Bırakın düşmanlarına üstün gelmesini kendi inançlarına göre öldürülmüş. E şimdi öldürülen birisinin üzerine o taşın üzerine düşen herkesin parçalanması diye bir durum söz konusu olmamış. O halde Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir şeyi daha var. İncil Bab 12, Yuhanna Bab 12, ayet 47'de şöyle Ve bir adam sözlerimi işitip tutmazsa ona ben hükmetmem. Çünkü bu dünyaya hükmetmeye gelmedim. Ancak dünyayı kurtarmaya geldim. Hükmetmeye gelmedim, kurtarmaya geldim demiş. Bu ise taş olma vasfına kesin olarak zıttır. Çünkü İncil ayetin ifadesine göre taş kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek ve taşın üstüne düşenler de paramparça olacaktır. E bu durumda ben hükmetmeye gelmedim, hakim olmaya ve insanlara hükmetmeye gelmedim dediğine göre o zaman bu taş da İsa Aleyhisselam olamaz. Şimdi bununla ilgili bir hadis-i şerif okuyunca gerçekten taş yerine oturacak. O ne diyor Peygamber Aleyhisselam? Buyuruyor ki benimle peygamberlerin temsili bir köşke benzer ki çok güzel yapılmış. Fakat bir tuğlası boş bırakılmıştır. Köşke bakanlar güzelliğine hayret ediyorlar. Hayran kalıyorlar. Ancak bu tuğlanın yerini boş görüyorlar. İşte o köşk benimle tamamlanıyor. Peygamberlik benimle sona eriyor. Buhari'de geçen bu sahih rivayet gösteriyor ki İncil'de Hz. İsa'nın geleceğini müjdelediği taş ve ona çarpanın perişan olacağı ve onun da yeryüzüne hakim olacağı diye müjdelediği o taş, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onunla o bina tamamlanıyor ve peygamberlik mührü vurularak sona eriyor. İşte Hz. İsa Aleyhisselam bu ifadesiyle kendisini değil, kendisinden sonra gelecek olan bir peygamberi ve özelliklerini anlattığı zaman da bunun ahir zaman peygamberi, Kur'an'ın sahibi ve yeryüzünün yarısına maddi olarak hakim olmuş, beşten birisine de kalplerine hakim olarak İslamiyeti kabul etmelerine vesile olmuş haliyle işaret ediyor ki bu zat Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'dır.